hem silsile-i aliye denen halka farklı mı? Şimdi tabii zamanımızda da birçok belli yerlerde birleşmek suretiyle belli isimler zikrediliyor. Onu anlamak, bilmek kolay iş değil tabii ki. Mesela İmam-ı Rabbani Kudüs-i Sûreti'nin birçok talebesi vardı. Yüzlerce, binlerce talebesi vardı. Çocukların hepsi de irşat makamına yükselmiş. Vilayet-i Asay-ı Muhammediye ile şereflenmiş. Çocukların, oğulların. Hatta Muhammed Sadık Hazretleri ile diğer oğlu. Yani büyük oğullar. İkisi de ayak ucunda metun. Muhammed Masum Hazretleri. O... Hayır, Muhammed Sadık. O torun mu oluyor? Hayır, Muhammed Masum Hazretleri de oğul. Oğul değil mi? Bunun ikisinin, Muhammed Masum Hazretleri'nin abileri. Bu ikisi. Bu ikisi. Evet. Size kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki bunlar da çok yüksekti. Bunlar da çok yüksekti. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin talebesi. Evladı. Ama çok yüksek olmasına rağmen üçüncüye düştü iş. Muhammed Masum Hazretleri'ne verildi. Evet. Din büyükleri buyuruyorlar ki bu hatır günün işi değil. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri baba olmasına rağmen kendi inisiyatifini kullanamaz orada. Onunla alakalı değil bu iş. Ve Muhammed Masum Hazretleri'nin de aynı şekilde yüzlerce, binlerce talebesi vardı. Hatta kitaplarda bakıyor, 900 bin buyuruyor. Bir anda hepsinin kalbini kontrol ederdi. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin torununa intikal etti iş. Bak o talebelerin de hiçbirisine değil. Bunların içerisinde yani adetleri bayağı yüksek, bayağı yüksek, bu 900 bin adetleri bayağı yüksek, mürşidi kamil oldular. Ama ana tarafı Seyfettin Faruk Hazretleri'ne geçti. Peki Seyfettin Faruk Hazretleri'nin birçok talebesi vardı. Bu hatır gönül için değil, kendi evladı, ondan sonra evladı Resul'den, Seyyid Nur Muhammed Medyani Hazretleri'ne. Oradan yine başka bir evladı Resul, o da Seyyid, evladı Resul, Mazhar-ı Canican Hazretleri'ne. Ondan sonra yine evladı Resul, Seyyid Abdullah Dehlevi Hazretleri'ne. Ondan sonra da Hazreti Osman radıyallahu anh soyundan gelen Mevlana Aldı Bağdadi Hazretleri'ne geçti. Sonra tekrar evladı Resul ve Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin soyundan gelen Taha Yakkari Hazretleri'ne geçti. Yani şimdi Mevlana Aldı Bağdadi Hazretleri'nin binlerce talebesi var. Ha? İstanbul'da Abdülfettah Akri Hazretleri de Mevlana Aldı Bağdadi'nin halifesi, talebe yetiştiriyor. Hepsi. Niye Taha Yakkari Hazretleri? Niye aynı şekilde Abdülfettah Akri Hazretleri değil? Niye değil? Mesela Muhammed Masum Hazretleri'nin birçok talebesi var. İşte İstanbul'da Murad-ı Münzevi Hazretleri de onun talebesi. Niye Murad-ı Münzevi Hazretleri değil de aynı şekilde Seyfettin Faruk Hazretleri? Niye o? O ara tarafı ezelde yaratılırken her bakımdan mükemmel yaratılıyor. Şimdi mesela birisi bir halka, bir zincir şey yapsa, Murad-ı Münzevi Hazretleri kanalıyla, Murad-ı Münzevi Hazretleri kanalıyla, Murad-ı Münzevi Hazretleri'nin hocası kim? Muhammed Nasuh Hazretleri. Onun hocası kim? İmam-ı Rabbani Hazretleri. İşte sana Sisili Ali'ye bağlandı ya diyor. Doğru. Ama ana tarafı değil Murad-ı Münzevi Hazretleri. Çok yüksek. Hani Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri İstanbul'a teşrif ettiği zaman İstanbul, Eshab-ı Kiram'dan sonra üç büyük evliya diye zikrediyor. Kimi? Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ni, Abdülfettah Akri Hazretleri'ni ve Murad-ı Münzevi Hazretleri'ni zikrediyor. Abdülfettah Akri Hazretleri Mevlana Aldı Bağdadi Hazretleri'nin aynı şekilde halifesi. Murad-ı Münzevi Hazretleri Muhammed Masum Hazretleri'nin halifesi. Peki Mehmet Emin Tokadi Hazretleri Muhammed Masum Hazretleri'nin halifesinin halifesi. Ahmet Ekrem Çuryani Hazretleri'nin talebesi. Tamam. Şimdi Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nden de bağlanabilirsin. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, ondan sonra Ahmet Ekber Cüryani Hazretleri, Muhammed Masum Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri. O kanaldan da kendine böyle bir halka çıkarabilirsin. Ama ana tarafı değil. O değil ana tarafı. Çok yüksek, talebe yetiştiriyor, izin de veriliyor. Ama o ana tarafı sevk eder. Yani iman, hidayet, rüşt onun vasıtasıyla gelir. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bizim burada yani dünyada kalmamızın sebebi kayyumluk idi. Ama o kayyumluğu aldılar, oğlumuz Muhammed Masum'a verdiler buyuruyorlar. Verdim demiyor, verdiler diyor. Verdiler. Ve hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bir talebesine anlatıyorlar. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ne anlatıyorlar. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Kudüs'ü Medine-i Münevvere'ye gidiyor. İşte Ahmet Ekber Cüryani Hazretleri. Ahmet Ekber Cüryani Hazretleri de işte bu Semerkant, Buhara o taraftan Hindistan'a gidiyor Muhammed Masum Hazretleri'ne. Hatta yolda eşkıya da aynı şekilde elinde kesiyor. Yekdes deniyor. Tek kollu, tek elli manasında. Muhammed Masum Hazretleri'nin de bir gece bunu çağırıyor. Ahmet Ekber Cüryani Hazretleri'ni.
Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyhi falan. Kitaplarda var bu. Çağırıyor. Buyuruyor ki bu gece sen Medine-i Münevvere'de bir irşat makamında mürşidi kamil olmuş bir zat vardı. Mürşidi kamil olabilir. Ama ana tarafı değil. Mürşidi kamil bir zat, o vefat etti. Bugün bu gece sen onun yerine tayin olundun. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh üstüne basarak buyuruyor ki kardeşim buyuruyor. Bakın seni tayin ettim demiyor. Tayin olundun. Tayin olundun. Ona aynı şekilde o gönderiliyor. Dolayısıyla o iş yaratılırken mesela Seyyid Fehim Kutusi Resul Hazretleri var. Seyyid Abdülhakim Arba Hazretleri'nin hocası, üstadı. Taha Yakka Hazretleri'nin talebesi. Şimdi Seyyid Fehim Hazretleri'nin mesela oğlu vardı. Oğlu vardı. Çok yüksek derecedeydi bu zat. Oğlu. Seyyid Abdülhakim Arba. Bir tarafta oğlu var, bir tarafta yeğeni var. Ya bunlar hepsi talebesi. Başka talebeleri de var. Ama yükselenler bunlar. Ya şimdi herkes bakıyor ki oğluna aynı şekilde yani bu nispet ona intikal edecek. Öyle bekliyorlar. Ama yeğenine intikal ediyor iş. Seyyid Abdülhakim Arba Hazretleri. Ve cesaret edip de soruyorlar ama. Diyor ki niye? Yakında anlarsınız buyuruyor. O oğlu çok mübarek bir zat ama. O mübarek oğlu Medine-i Münevvere'ye gidiyor. Şimdi ana trafoyu anlatırlarken kitaplarda buyuruyor ki ana trafo böyle dimdik olacak. Bunlara perdeyi kaldırıyorlar. Ahireti görüyor. Dünyadakiler de görüyor. İki tarafa da meyletmeyecek. İki tarafa da meyletmeyecek. Dimdik duracak. Dünyadakiler onu dünya adamı zannedecek. Ve dünya şartlarına göre sebepler alemine indirilmiş, hastalanacak, yiyecek, ameliyat geçirecek, uyuyacak, üzülecek, kızacak. Ha, bizim gibi ya işte aynen böyle. Ne farkımız var ya? Aha. Çünkü peygamberimize de söylediler. O tarafa eğilmeyecek. O tarafa eğilmeyecek yani işte Seyyid-i Kutsuz Hazretleri'nin o mübarek mahdumu Medine-i Münevve'ye gidip mübarek Ceddin Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Efendimiz'i ziyaret edince mübarek o tarafa meyletmiş. Dünyaya dönemiyor bir türlü. İşte Tur-i Sina tarafına gelince vefat ediyor. Dönemiyor bir türlü. Herkes dimdik olması lazım. Dimdik olması lazım. Ana taraf onun. Şimdi Seyyid-i Kutsus Hazretleri'nin bu oğlunu sevip o oğlundan efendim icazet aldım diyerek Seyyid-i Hazretleri'ne bağlanan çıkabilir mi? Çıkabilir. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ne bağlanarak Muhammed Masum İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne gidiyorum diyen olabilir mi? Olabilir. Gelelim aynı şekilde. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin talebesi Abdülfettah Akri Hazretleri İstanbul'da. Bu zatın Ahmet Gümüşhanevi Hazretleri Süleymaniye Camii'nde metundur. Yetiştirdiği bir talebi var. Ahmet Gümüşhanevi Hazretleri'nde de aynı şekilde ders görenler var. Ben icazetliyim deyip yetiştirenler var. Halkayı kurmuşlar. Ahmet Gümüşhanevi Hazretleri, Abdülfettah Akri Hazretleri, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri. Ondan sonra silsile tamam. Bu yanlış mı? Değil. Bu yanlış mı? Değil. Sana ben başka bir halka da kurayım aynı şekilde. Mesela şimdi Seyyid-i Kutsi Hazretleri'ne bağlayarak kurdukları gibi Seyyid Abdülhakim Arba Hazretleri'ne de kurarak aynı şekilde de yapın. Seyyid Abdülhakim Arba Hazretleri'nin talebesi çok değil miydi? Çoktu. Mesela Necip Fazıl Kısakürek de onun talebesiydi. Ama talebeden talebeye fark var. O ayrı bir mesele. Ben Necip Fazıl'dan gördüm. Benim şeyhim Necip Fazıl Kısakürek. Onunki Seyyid Abdülhakim Arba Hazretleri. Sana bir silsile işte. Peki bu nedir? Nakıstır bunlar. Noksandır. İşte bir kilometre götürür seni. Beş kilometre götürür. Ondan sonra tökezlersin. Kalırsın. Çünkü esas feyiz o taraftan gelmiyor. Peki nasıl anlaşılır bu? Nasıl anlaşılır? Hizmetleriyle. Ortaya koydukları hizmetleriyle anlaşılır. Mesela Seyyid Abdülhakim Arba Hazretleri bütün güçlüklere rağmen mesela Seyyid Fehim Kutsuz'un birçok talebeler vardı ama Seyyid Abdülhakim Arba Hazretleri bütün güçlüklere rağmen aynı şekilde geliyorlar. Geliyor. Hüseyin Hilmi Efendi'yi yetiştiriyor. Rahmetullah Aleyh. Hüseyin Hilmi Efendi de rahmetullah Aleyh hocasından yani onun hocasından onlardan gelen bilgilerin hepsini kitaplara yüklüyor. Dünyanın her tarafına dağıtıyor. Aha sana hizmet işte. Ana tarafa bu. Öbürleri ne yaptı? Öbürleri ne yaptı? Çünkü buraya yükleme yapılmış. Ve bu yapılan yükleme kendisiyle beraber kabire gitmez. Kabire gitmez. Seyyid Abdülhakim Arba Hazretleri bu bilgileri herkese anlattı. Ama bir de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bunları topladı. Niye? Çünkü o ezelde öyle yaratılmış. Ezelde seçilmiş. Efendim yazılı vesika var mı? Var. Gel ben sana bir yazılı vesika vereyim. Ne yapacaksın? Yazılısın masalısını. Önceki büyüklere de efendim yazılı var mıydı? Bilmem ne var mıydı falan. Ortaya konan hizmete bakılır. Peki bu şekilde böyle kendisini avutup da böyle şey yapanlar
Hele böyle dönemlerde ahmaklığın daniskasını yaparlar. Başka bir şey değildir. Sen kim ben kim ya? Ha, icazet aldı. Aha, git bakalım. Adam gösterdi sana. Tabi bir tane bir uyduruk icazet gösterdi. Ne olacak? Ne olacak yani? O icazet onda olunca ortaya koyduğu bir hizmet var mı? Ortaya koyup da yetiştirdiği bir kimse, tesir ettiği bir kimse var mı? Yok. Yok. Ama Sesile Aliye ana halka itibariyle Seyit Abdülhakim Arvazit ve Hüseyin Hilmi vasıtasıyla dünyanın her tarafına İmam-ı Rabbani Kutup'un ismi şerifi unutulmuştu. Sesile Aliye Büyük'ün ismi şerifi unutulmuştu. Ehl-i Sünnet unutulmuştu. Ehl-i Sünnet kelimesi unutulmuştu. Dört mezhep unutulmuştu. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hocasını aldıklarını bunu dünyanın her tarafına dağıttı bunu. Bunu aynı şekilde bildiğin halde hala hükmük icazet var mıydı? Vardı. Vardı. Gel aynı şekilde ben sana yazayım, boynuna da tak, her tarafta dolaştır. Sen kimsin ki aynı şekilde? Ortaya konan bir hizmet var. Bu nedir? Ha, bu inkarın başka bir şeyidir. Sen kimsin ki sana icazet mi icazet falan? Sen necisin ki yani? Sana mı söyleyecekler icazet olup olmadığını? Sen mi bilecektin yani? Sen kimsin ki? Peki diğer taraftan aynı şekilde bir sürü bu şekilde böyle bağlananlar var. İşte bağlananlar var. Bu demek söylediğim şekilde mesela Abdülfettah Akri Hazretleri ile kendilerini Mevlana Bağdadi Hazretleri'ne bağlayanlar var. Ha, bazen de bakıyorlar Sesile Aliye büyükleri, Nakşibendi büyükleri prim yaptığı için adam uyduruk aynı şekilde şeyler yapıyorlar. Bir tane bir geberdi gitti birisi vardı. Hatta bizim mahkemeye bile verdiydi de. Onların da böyle bir silsilesi vardı. Uydurmuşlar Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri'ne kadar bağlıyorlar. Tahir Hakkayr atı Tahariri diye birisini uydurmuşlar, koymuşlar oraya. Hariri mariri doldur gitsin, ne olacak yani. Aşağıdaki aynı şekilde hitap ettiğin taban da aynı şekilde cahil olduğu için nereden bilecek onu? Nereden bilecek onu? Hariri'yi koy, Kariri'yi koy, bilmem ne ismini koy, bilmem neyse bilmiyorsun. Şeyde geçenlerde anlattık ya, adam hacca gitmişler, Türk hacılar, 5-6 kişi cemaatle namaz kılacak. Bir tanesi aynı şekilde Suud deme gelmez, simam olayım demiş. Secdeye kapanmışlar, bu telefon çalmış Suud'un. Habire konuşuyor, Arapça konuşuyor ya, bizimkiler de Arapça bilmediği için o dua ediyor zannediyorlar. Başlığı birisi kaldı, şöyle demiş, bu telefonla konuşuyor galiba. Konuşup duruyor. Ne biliyorsun, senin de altyapın yok, bir şeycin yok. Doldur gitsin. Ali Veli 49-50 hepsini aynı şekilde yaparsın. Kendine göre bir silsile uydurursun. Silsile uydurursun. Onun için ortaya konan hizmete bakılır. Ortaya konan hizmete bakılır. Kime hitap ediyor? Ne kadar hitap ediyor? Ne anlatıyor? Ve ne söylüyor? Ne söylüyor? Gerçekten mesela adam şeyhim denen ve silsilesini bildiren bu kimse anlattığı zaman gerçekten dinleyen kimselerde dini gayret söz konusu olmuş mudur? Dini gayret söz konusu olmuş mudur? Ve bunların yaşayışında herhangi bir değişme veyahut da aynı şekilde doğruyu bilip de yapamasalar bile doğrusu budur söyledikleri zaman, konuştukları zaman böyle diyebiliyorlar mı? Söyleyebiliyorlar mı? Yoksa olur canım, öyle de diyen var, böyle de diyen var. Nasıl olsa olur falan. Mesela kendilerini Nakşi diye bilip ve takdim eden, Türkiye'de öyle cemaatler de vardır. Mesela takvim konusunda takvim bastırıyorlar. Takvim bastırıyorlar. İmsak vakti, işte Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Canını okudular, oruç gidiyor. Hiç hassasiyet yok. Bu nasıl Sesile Aliye'dir? Bu nasıl Nakşiliktir? Nasıl aynı şekilde tarikattır bu? Allah'tan korkun ya. Hiç alakaları yok bunların. Eğer gerçekten yani zerre kadar o büyüklerin nurundan kalplerine nur gelmiş olsa o hassasiyet olur. Ne namaz vakitlerinde hassasiyetleri var, ne aynı şekilde namazda hassasiyetleri var. Mesela Hanifiysen, Hanifi mezhebinde erkeğin başını, kollarını, ayaklarını örtmesi sünnetle arkadaşım. Fıkıh kitaplarında açıkça yazılı. Olur canım öyle de falan diyorsan demek ki bu büyüklerle bir alakan yok. Sadece ismen. Sadece ismen. Hani bazıları kendilerini din adamı zanneder. Din adamı sanması sadece işte İmam-ı Rabbani Kutup Sünnetlerine ait. Dinle alakası diyor sadece böyle sanmasıdır. Sadece böyle sanmasıdır. Dolayısıyla ana tarafı olarak yani gelenler hizmetleriyle açığa çıkar, hizmetleriyle ortaya konar. O dediklerini göstersinler bakalım böyle bir hizmetleri var mı? Peki efendim, ikinci bölüm.